Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba, ben Hülya Taş. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere yabancıların Türkiye'de yapmasının yasak olduğu mesleklerden bahsedeceğim. Değerli izleyenler, ta 1932'de yürürlüğe giren kanunla yabancılara yasak olan meslekler belirlenmiştir. Kanuna göre fotoğrafçılık, bekçilik, veterinerlik, rehberlik, kimyagerlik gibi mesleklerin yabancılar tarafından yapılması yasaklanmıştır. 2011 yılından önce yabancı uyruklu doktorlar Türk vatandaşlığı almadan Türkiye'de doktorluk yapamıyorlardı. Fakat 2011'de çıkan bir kanun hükmünde bir kararname ile yabancı doktorların Türk vatandaşlığı almadan doktorluk yapabilmelerinin önü açıldı. Aynı kararname ile hemşirelere de Türk vatandaşlığı almadan Türkiye'de hemşirelik yapabilmelerine izin verildi. Tabii çalışma izni alınması koşuluyla. Fakat hala yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de diş hekimliği, diş hekimi asistanlığı veya eczacılık yapamıyor. Kabotaj kanununa göre ise Türkiye sahillerinde Türk vatandaşlarının çalıştırılması esastır. Türk tescilli gemilerde ya da yatlardaki kaptanların Türk vatandaşı olması şarttır. Ayrıca yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de noterlik, avukatlık, hakimlik, savcılık gibi meslekleri de yapamazlar. Bu arada yabancı uyrukluların Türkiye'de mühendislik ve mimarlık yapmaları serbesttir. Fakat Türkiye'de mühendislik veya mimarlık yapabilmeleri için ihtisaslarına uygun bir odaya kayıt yaptırmaları gerekiyor. Gelelim Türk soylu yabancıların durumuna. Değerli izleyenler, Türkiye'de yabancılara yasak mesleklerde Türk soylu yabancılar çalıştırılabilir veya kendi hesaplarına çalışabilirler. Örneğin eczacılık veya diş hekimliği yapabilirler. Fakat burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. O da şu: Türk soylular çalışma izni kriterlerinden muaf tutulsalar da yine çalışma izni almak mecburiyetindeler. Bunu unutmamaları gerekiyor. Sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir veya yorumlara yazabilirsiniz. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yakında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.